akşamlar sevgili izleyiciler, sevgili dostlar. Bizleri izleyen, dinleyen, sesimizin, görüntümüzün gittiği en ücra köşeden en uzak noktaya kadar tüm dostlarımıza selam ve saygılar yolluyoruz. Geceniz, saatleriniz, ömrünüz güzel olsun temennisinde bulunuyoruz sevgili dostlar. Yine güzel hikayelerle, yine kıssadan hisselerle zaman zaman da günün akışına göre sohbetlerimizle, muhabbetlerimizle ekranlara taşıdığımız, duygu ve düşüncelerimizi ifade ettiğimiz, paylaştığımız bir durumda yine önemli kıssalar, önemli hikayelerle karşılıklı sohbet etme lütfunda bulunuyoruz. Bu nedenden dolayı ekranların başında bizleri izleyen, dinleyen tüm dostlarımızın gecesi, cuması ve ömrü güzel olsun dilek ve temennilerini buradan yad ediyoruz sevgili dostlar. Zaman zaman ekranlarımızda, zaman zaman kıssadan hisseler anlatıyoruz. Akılda kalan hikayeleri paylaşıyoruz. Ve bildiğiniz hikayeleri de tazelemiş oluyoruz sevgili dostlar. Zaman ayırıp bizi dinleyen, izleyen tüm gönül dostlarına tekrar selam ve saygılar gönderiyoruz. Bildiğiniz gibi Çanakkale ile ilgili olarak birkaç güzel hafızamızda kalan hikayeyi paylaşmak istiyoruz sevgili dostlar. Müttefikler 1915 yılında Çanakkale Boğazı'na dayanmışlardı. Tek gayeleri Çanakkale Boğazı'nı aşarak İstanbul'a gelmek ve işgal olarak da tamamen yurt genelini işgal altına almaktı. Fransızların, İngilizlerin ve diğer müttefiklerin. Ve geldiler. Söyledikleri gibi Çanakkale Boğazı'na da dayanmışlardı. Ve müttefik kuvvetlerin donanmasını yöneten Amiral Küprat. Amiral Küprat dayanmış Çanakkale Boğazı'na ve Türklerin mevzilerini izliyorlar. Tam donanımlı, son derece o günün koşullarında teknolojik gemileriyle beraber. Ve müttefik askerleri Boğaz'ın kıyı şeritlerine yerleşmiş Türklerin mevzilerindeki top, tüfek ne görüyorsa onları not alıyorlardı. Ve onlara göre Türkler küçük bir lokmaydı. Ve Türklerin mevzilerinde 2000 adet top saymışlardı. 2000 adet top saymışlardı. Ve ilginç olan da şuydu. Türklerin mevzilerindeki o top görüntülerinden 1800 tanesi soba borusuydu. Evet, yanlış duymadınız. 1800 tanesi soba borusu. Onlar uzaktan soba borularını top olarak görüyorlardı.
telaşlandılar. Karşılarında hiç de küçümsenmeyecek bir rakip vardı. Türklerin belki topu tüfeği yoktu ama imanı vardı. Zeki olarak daha önemli, daha güzel kararlar alıyorlardı. Müttefik donanmalarının komutanı bir görevi vardı. Başında da söylediğimiz gibi. Müttefik gemilerini boğazı yararak geçip İstanbul'a ulaşmak, ulaştırmak Amiral Kübrat'ın göreviydi. Amiral kendince gurur ve kibir abidesi olarak köşkünden yanındaki emir subaylarından bir tanesini çağırarak bir yüzbaşının ismini veriyor ve o yüzbaşıyı çağırmalarını söylüyor. Herkes şaşkındı. Çünkü yanında o kadar rütbeli emir subayı varken Amiral Kübrat'ın neden bir yüzbaşıyı çağırıyor diye yanındakiler de hayıflanıyordu. Ve çağrılan yüzbaşı geldi. Amiral Kübrat'ın karşısına "Emredin amiralim" dedi. "Amiral, yüzbaşı" dedi, "sana çok ciddi, çok da önemli bir görev vereceğim." "Emriniz olur amiralim" dedi. Heyecanlıydı yüzbaşı. Çünkü amiral makamına çağırmış, böylesi stratejik, böylesi önemli bir savaş bölgesinde yüzbaşıyı omuzlarına çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Belki sonucunda kahraman olacaktı. Daha üst rütbelere çıkacaktı. Dedi ki bu Türkler şimdi biz buradan geçeceğiz diye bu boğaza mayın döşemişlerdir. Tabii biz de ahmaz ya, biz de aptalız ya, biz de bu mayınların üzerinden geçeceğiz, bizi patlatacaklar, buraya batıracaklar, öyle mi? Diyerek kahkaha atıyor Amiral Kübrat. "Sana bir görev veriyorum yüzbaşı. Görevin boğazdaki mayınları temizlemek ve buradan İstanbul'a ulaşmamızı sağlaman" diyor. "Emredersin amiralim" diyor yüzbaşı. Büyük bir heyecanla, büyük bir gururla kapıya doğru yöneliyor. Amiral arkasından tekrar sesleniyor. "Yüzbaşı, emredin amiralim" diyor yüzbaşı. "Seni İstanbul'a gidince binbaşı rütbesine terfi ettireceğim." "Emredersin amiralim" diyor. Çok sevinçli, çok mutlu. Tekrar kapıya yöneldiğinde Amiral Kübrat tekrar yüzbaşı diye sesleniyor. Yüzbaşı heyecanlı dönüyor. "Emredin amiralim" diyor tekrar. "Nişanlılı olduğunu biliyorum. Ve İstanbul'a gittiğimizde nişanlını Paris'ten getirerek İstanbul'da sana bir de güzel düğün yapacağım" diyor. Yüzbaşı değmeyin keyfine. Kahraman olduğuna mı sevinsin? Binbaşı rütbesi alacağına mı sevinsin? Bir de oldu olası olacak, nişanlılıyken düğünü yapmasına mı sevinecek? Sevinçten dört köşe yüzbaşı. Ve yüzbaşı aldığı görevin huzuru ve gururuyla yoluna koyuluyor ve boğazdaki mayınları temizliyor aklınca. Ve bir de bizim Türk tarafında Cemal Yüzbaşı var. Mayınların temizlendiğini, temizlediklerini varsayarak Türkler de kendi kafasınca mayınlar temizlendi mi, temizlenmedi mi kaygısı yaşıyorlar. Cemal Yüzbaşı yanındaki üst rütbeleri ve alt rütbesindeki olanlara diyor ki, "Bir tek şansımız var. Mayınların toplanıp toplanmadığını öğrenmek için." "Nedir?" diyorlar Cemal Yüzbaşı'ya.
soyadı kanunuyla sonra Cemal Durusoy soyadını alacak. Ve Cemal Yüzbaşı diyor ki suyun 5 metre altına gömülmüş olan, sallanmış olan bu mayınları bir uçakla 300 metre yukarıdan baktığımızda mayınların toplanıp toplanmadığını görebiliriz diyor. Herkes gülüyor, tebessüm ediyor. İyi hoş da uçak nerede? Neyle uçuracağız diyor. Diyor bizim İsmail Efendi bir uçak yapmıştı ve uçmuştu. E tamam, onu çağıralım, onun gelmesini mi bekleyelim diyor. Cemal Yüzbaşı diyor ki onu bekleyemeyiz. Çünkü düştü ve düşen uçak da öldü. Hem de Kaz Dağları'na düştü diyor bu uçak. Ve düşen uçağı bir arama başlattırıyorlar ve düşen uçağı buluyorlar. Ve buldukları uçakla tamir ettikten sonra onların işini görecek şekilde uçurabiliyorlar. Ve biliyorsunuz 1890 yılında da sarayın Kahire'ye giden emanetlerini taşırken Ertuğrul gemisi batıyor biliyorsunuz. Sonra bu uçağa da Ertuğrul ismi veriliyor. Ve tekrar mayınları döşemek için hani Nusret diye bilinen Nusret gemisi var ya, aslında onun ismi Nusret değil, Nusrat olarak aslında o dönemin tarihinde önemli bir yer tutuyor. Nusrat gemisi döşedikleri mayın biliyorsunuz Çanakkale'nin tarihini değiştiriyor. Ve yüzbaşı amirala çıktığında, Amiral Kübra'da çıktığında müttefik yüzbaşı mayınların temizlendiğini ve bölgede mayının olmadığını bilgisini verdiğinde Amiral Kübra ise tam yol ileri İstanbul emrini veriyor ve boğazdan geçmeye kalkan müttefik gemiler maalesef Nusrat gemisinin döşediği mayınlar sonucunda çok ciddi zayiatlar, çok ciddi kayıplar veriyor. Ve bu kayıplar neticesinde Amiral Kübrat yüzbaşıyı çağırıyor. Yüzbaşıya şu sözlerle ifade ediyor. Sen bir vatan hainisin. Evet, müttefik donanmasının kuvvetlerinin komutanı Amiral Kübrat görev verdiği, mayın temizlemek için görev verdiği yüzbaşıya sen bir vatan hainisin, vatana ihanet ettin ve bizi yanılttın diyor. Yüzbaşı şaşkın. Patlayan mayınlardan önceki dönemdeki temizlediğim mayınlarla patlayan mayınların arasına kalıyor. Neredeyse imkansız, artık inandırıcılığı da kalmıyor. Çünkü müttefik donanmasının modern, donanımlı, teknolojik gemileri Türklerin bir bir mayınlarıyla patlıyor. Ve Amiral Kübrat yüzbaşı ile ilgili kararını veriyor ve kararını idam olarak açıklıyor. Ve sen benim gemimin güverte direğinde asılarak idam edileceksin diyor. Yüzbaşı perişan, yüzbaşı şaşkın, yüzbaşı vatan için kahraman olması gerektiği bir görevde vatan hainiyle suçlandığına mı ağlasın? İstanbul'a, boğazı geçip İstanbul'a vardıklarında binbaşı rütbesi alacaktı. Ona mı ağlasın? Hatta İstanbul'da nişanlısıyla düğün yaptırılacaktı. Ona mı ağlasın? Yoksa idam olduğuna mı? Olacağına mı? Yüzbaşı artık iki gözü iki çeşme, ölüme ramak kala yüzbaşıya soruluyor. İdam olacak mahkumun, idam olacak yüzbaşının son istekleri ve son arzuları soruluyor Amiral Kübrat tarafından. Başını kaldırıp
Amiraller Bakan Yüzbaşı, baba diyor. Baba, yapma. Yüzbaşı, amiralin, amiral Küprat'ın oğlu olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu hiçbir sonucu değiştirmiyor. Amiral, vermiş olduğu idam kararının arkasında duruyor. Ve bir şafak vakti, yüzbaşı oğlunu idam ettiriyor. Sevgili dostlar, özellikle Çanakkale Savaşı'nda, Çanakkale Mücadelesi'nde Türklerin tek sorunu cephane değildi. En büyük sağlık, ilaç ve morfine çok ihtiyaç duyuyorlardı. Morfin yoktu, kıtlıktı, bulamıyorlardı. Ve artık kurtarılması imkanı olmayan yaralılara morfin bile yapılmıyordu. Onları deyim yerindeyse adeta ölüme terk ediyor. Çünkü kurtulması gereken, kurtulma imkanı olanlara ameliyat ve morfin yapılıyordu. Ve bir yaralı gelmişti çadıra. Her taraf kan revandı. Ve yüzünü çevirdiğinde ameliyat yapacak doktorun oğlu olduğuna tanıklık yaptı. Oğlu birçok uzuvsu, birçok bölgesi çok ciddi tahribat ve yara almıştı. Kurtulma imkanı yoktu. Ağlıyordu. Baba oğul göz göze gelmişlerdi. Yapacak bir şey yoktu. Ve babası oğlu için bir karar verdi. Yanındaki ilk yardım ve sağlık ekibine gölge bir yere yatırın dedi sadece. Çünkü hiçbir müdahale oğlunu kurtarmaya yetmeyeceğini biliyordu doktor. Ve bir süre sonra operasyondan çıktığında, bir ameliyattan çıktıktan sonra söylediği gölge alana gitti ve oğlunun ebedi dünyaya intikal ettiğini gördü doktor. Oturdu ağladı. Yapacak bir şey yoktu. Yani savaşlar ve mücadeleler iki taraf içinde analar, babalar, evlatlarını kaybetti. Ve Çanakkale toprağında 250 bin Türk'ün ve bir o kadar da müttefik kuvvetlerinin evlatları Çanakkale toprağında, Çanakkale toprağı onları bağrına bastı. Ve acıların ve imtihanların başka olduğu bir devir, bir dönem yaşamıştır. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de sözüyle bu topraklarda yatanlar artık bu milletin de evladı sayılır demiştir. Türkler için de, sevgili izleyiciler ve müttefik kuvvetler için de aynı sözleri ve söylemleri gerçekleştirmiş oldu. Ve biliyorsunuz insanlar ve ülkeler savaşıyor, insanlar ölüyor ve bu konuda da sevgili dostlar en büyük kahramanlık, savaşın en büyük galibi, en büyük kahramanlığı başka müttefiklerin çocuklarını da kendi topraklarında bizim evladımızdır diyebilme imkanına sahip olabiliyorlar. Hemen bunu böyle ifade etmek isteyelim sevgili izleyiciler. Evet, Çanakkale böyle bir savaşın, böyle bir acının, böyle bir gözyaşının içerisinde çok zor şartlarda kazanılmıştır. Ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz sevgili dostlar. Yeah.
Hazır söz Çanakkale'den açılmışken ve Çanakkale'den konuşurken sevgili dostlar, Çanakkale'de 17. Alay Komutanı Yarbay Hasan'ın da bir hikayesini paylaşmak istiyorum sizlerle. Taarruz devam ediyor ve savaş müttefiklerle Türkler arasında, müttefiklerin güçlü donanmaları ve güçlü silahlarının altında açlık, kıtlık ve cephanesizlik, hatta sağlık, ilaç ve morfin gibi hiçbir şeyin olmadığı bir dönemin içerisinde çok büyük bir kaos, büyük bir savaş devam ediyordu. Cepheden cepheye koşuyorlardı vatandaşlarımız, Mehmetçiklerimiz. Ve bunlardan bir tanesi de 17. Alay Komutanı Yarbay Hasan'dı. Yarbay Hasan ve beraberinde Mehmetçiklerle beraber devam ederken Kilitbayırı'nda Kilitbayırı köyüne geldiler ve Kilitbayırı köyünün merkezinde bir çeşmeye mola verdiler, çeşme başında. Çünkü askerler susuz ve bir şeyler yemesi gerekiyor. Çeşme başına yanaştıklarında Yarbay Hasan'ın bir şey dikkatini çekmişti, bir görüntü dikkatini çekmişti. Ve çeşme başında bir köpek, yara bere içinde ve tüyleri dökülmüş ve bu durumdan istinaden de çevredekiler tarafından taşlanıyor, köpeğin su içmesine engel oluyorlardı. Ve bunu gören 17. Alay Komutanı Yarbay Hasan çok hayıflandı ve hızlı bir şekilde Kilitbayırı'nın merkezinde bulunan, köyün ortasında bulunan çeşme başındaki köpeğe müdahale etti ve köpeği alarak köpeğin su içmesini sağladı. Ve köpeğin yaralarını tedavi etti ve köpeğin karnını doyurdu ve köpeği yanına alarak cepheye götürdü. Yarbay Hasan köpeğin ismine de Canberk koydu. Canberk'i yanından ayırmıyordu. Canberk, Yarbay Hasan'la cepheden cepheye koşuyor. Artık Mehmetçiklerimizin de çok yakınında ve onlarla çok yakın bir ilişkisi ve dostluğu vardı. Ve bir gün Fransızlarla yapılan mücadelede göğüs göğüse çarpışma esnasında çok ciddi zayiatlar verilmiş, bizden de zayiatlar oluşmuştu. Ve yaralıların içinde Yarbay Hasan dolanıyordu. Ve Fransız askerinin bir tanesinin yaralı olduğunu gördü. Yatıyor ve eğilerek ona yardım etmek istedi. Ve ölü numarası yapıp yahut yaralı numarası yapan Fransız askeri, kendine eğilip yardım etmek isteyen Yarbay Hasan'a hançerini çıkararak göğsüne saplıyor. Ve Yarbay Hasan kan revan içerisinde orada kalıyor. Ve bunu gören Mehmetçiklerimiz koşuyor imdadına. Ve beni kaldırın diyor Yarbay Hasan. Beni kaldırın diyor Usulcu. Çok kan kaybı var. Çok kan kaybediyor Yarbay Hasan. Ve kaldırılırken şu sözleri mırıldanıyor: Allah şahidim olsun ki yardım etmek için eğilmiştim. Allah şahidim olsun ki yardım etmek için eğilmiştim diyor Yarbay Hasan. Ve
ve kollarına giren Mehmetçiklerimiz Yarbayasan'ı usulca kaldırıyorlar. Yarbayasan'ın durumu çok iyi değildi. Ve son sözleri de şehadet oluyor. Ve Yarbayasan hakka yürüyor. Yarbayasan yatırılıyor. Yere yatıran Mehmetçiklerimiz üzerine Türk bayrağı da kapatıyor. Ve bir süre sonra adına Canberk koydu. Yaralarını iyileştirdi. Canberk koşarak geliyor. Sahibinin ellerini, avuçlarını yalıyor. Tekrar kalk dercesine, yalvarırcasına o kadar yoğun bir tepki gösteriyor Canberk. Yarbay Hasan'ın üzerine örtülmüş Türk bayrağının altına Canberk ismini koyduğu köpek de bayrağın altına Yarbay Hasan'ın koynuna yatıyor. Ve defin işlemleri başlıyor. Ve defin işlemlerini başlatan Mehmetçikler bir süre sonra geldiklerinde Yarbay Hasan'ı defnetmek için bayrağı kaldırdıklarında içinde Canberk'in de, yani ismini Canberk koyduğu köpek de Yarbay Hasan'la birlikte son yolculuğa çıkıyor ve onun da öldüğünü tanıklık yapıyorlar sevgili izleyiciler. Yani birbirinden acı, birbirinden önemli, birbirinden çok hatıralarımız, yaşanmış hikayelerimiz var. Sakarya'da, Dumlupınar'da, Haliç'te, Çanakkale'de binlerce Mehmetçiğimiz sırf bu bayrak dalgalansın diye, sırf bu ezan okunsun diye şehadete yürümüşler. Bu vatan topraklar için kendilerini siper etmişler ve bu toprağı canlarıyla, kanlarıyla bize emanet etmişler. Millet olarak bizim gidecek başka bir ülkemiz yok. Başka bir ülke yok. Başka bir Türkiye yok. Görüşümüz, mezhebimiz, meşrefimiz ne olursa olsun ama birbirimize olan saygınlığımızı devam ettirmek zorundayız sevgili dostlar. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun hepimiz bu topraklar içinde sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnüsü, Kürdü, Türkü hep birlikte omuz omuza savaşarak bu toprakları bize emanet eden dedelerimize, emanet eden Mehmetlerimize ve Mehmetçiklerimize mekanları cennet olsun. Allah'ım onlara rahmet ve mağfiretini esirgemesin diyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün bu program çerçevesinde birçok programlarımızda olduğu gibi kıssadan hikayeler, kıssadan hisseler anlatıyoruz. Bununla birlikte paylaştığımız duygular, düşüncelerimiz var. Onları da birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Eğer sürçülisan ediyorsak affola diyoruz. Biz elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar bazen duygularımızı, düşüncelerimizi sizinle paylaşıyoruz. Bizden yana hakkımız varsa helal olsun. Siz de lütfen helal edin bize. Sesimiz, görüntümüz nereye kadar gidiyorsa bizleri izleyen, dinleyen tüm gönül dostlarımıza buradan selam ve saygılarımızı yolluyoruz. Bu arada bizleri izleyen dostlarımıza da hemen kısacık
bir göz atalım. Onlara da bir hoş geldiniz demek istiyoruz. Yılmaz Kalkan kardeşimiz bizi izliyormuş. Mehmet Söyler abimiz bizi izliyor. Selam olsun. Akşamınız, geceniz güzel olsun. Ali Uşar kardeşimiz bizi izliyor. Zekiye Karadeniz Özer bizi izliyor. Hoş geldiniz. Selam ve saygılar yolluyoruz. Ali Güçlü kardeşimiz bizi izliyor. Seri Kahramanmaraşlar Dernek Başkanımız Sayın Hüdavelde Koca da bizleri izliyor. Selam ve saygılar yolluyoruz Sayın Koca'ya. İlknur Bilgin bizi izliyor. İstanbul'a selam olsun diyoruz. Mustafa Bölükbaşı abimiz bizleri izliyor. Elbistan'a selam olsun. Hüdavelde Koca hayırlı akşamlar abi diyor. Hayırlı akşamlar, çok teşekkür ediyorum. Mehmet Söyler hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar olsun, güzel olsun diyor. Çok teşekkür ederim Mehmet Söyler abi. Aynı dilek ve temennilerimi iletiyorum. Süleyman Buğday kardeşimiz bizleri izliyormuş. İmayet Ertuğrul abimiz bizi izliyor. Hoş geldiniz demek istiyoruz. Mustafa Bölükbaşı büyük bir keyifle izliyoruz Fahattin'im diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Selam ve saygılarımızı yolluyoruz. Ali Mansar abimiz bizi izliyor. İstanbul'a selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Süleyman Buğday hayırlı akşamlar. Hayırlı cumalar olsun güzel insan Bahattin Söylem abi diyor. Çok teşekkür ediyorum. Aynı temennileri yolluyoruz Süleyman'cığım. Muhittin Sadan abimiz bizi izliyor. Ahmet Söylem bizi izliyor. Elbistan'a selam olsun amcaoğluma. Yunus Demirciler bizleri izliyor. Mehmet Söyler abim Fethiye'den selam olsun güzel abim diyor. Çok teşekkür ederim. Aleyküm selam. Kemal Söylem kardeşimiz bizleri izliyor. Süleyman Buğday Elbistan'dan selamlar diyor. Aleyküm selam. Sevgi Melek Soydinç Hatay'dan bizi izliyor. Selamlar yolluyoruz. Yaşar Çelimli kardeşimiz bizleri izliyormuş. İstanbul'a selamlar. En son İstanbul'da diye biliyorum. Size şahsınıza tüm emniyet teşkilatına selamlarımı yolluyorum. Yaşar Çelimli aracılığıyla da. Masar Sağlam kardeşimiz bizleri izliyor. Türkan Gümüş Özgüzel hanımefendi bizi izliyor. Selamlarımızı, saygılarımızı yolluyoruz Türkan Gümüş Özgüzel hanımefendiye. Mehmet Fatih Tatar bizi izliyormuş. Ökkeş Bağ bizi izliyormuş. İyi muhabbetler Bahattin Bey diyor Türkan Gümüş Özgüzel. Çok teşekkür ederim. Muhabbetimiz, sohbetimiz bizleri izleyen dostlarımız da oluyor. Siz varsanız biz birkaç kelam edebiliyoruz. En başında da söyledim. Söyleyirsen ediyorsak affola diye. Mustafa Şeker hocamız bizleri izliyor Kırıkan'dan. Çok değerli bir abim. Selamlar, saygılar yolluyoruz. Haydar Tekaüt kardeşim bizi izliyor. Merhaba diyor. Sana da merhaba kardeşim. Cuma Genç bizi izliyor. Yusuf Öztürk bizi izliyor. Yusuf Öztürk selam abi diyor. Aleyküm selam. Necmettin Ramazanoğlu bizi izliyor. İyi akşamlar, iyi geceler olsun. Serkan Öz bizi izliyor. İsmail Karaoğlan bizi izliyormuş. Atilla Şahan kardeşim bizi izliyormuş. Selamlar yolluyoruz. Sıddık Kaya abimiz bizi izliyor. Sıddık abi selamlar, iyi geceler olsun. Ali Çeltik bizi izliyor kardeşim. Hamdi Kızıl abi selamlar, iyi geceler. Çok değerli abim, gecen günün güzel olsun. Buradan temenni ediyoruz. Cemil Bilir hocam bizi izliyor. Çok değerli kadim dostum, değerli abim. En son İstanbul'da biliyorum. İstanbul'a selamlar, saygılar. Orhan Kamalak kardeşim de bizi izliyormuş. İyi geceler olsun. Çok değerli hemşerim Nuri Şahin abimiz de bizleri izliyor. Nuri Şahin abim de Alanya'dan izliyor bizi. Gecen ve geceleriniz, günleriniz, saatleriniz güzel olsun sevgili dostlar. Sevgili dostlar, her defasında ifade ediyoruz. Görüşlerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi bazen şiirsel, bazen başka habersel olarak, bazen televizyon programlarında, bazen sosyal medya ortamında
Bazen acılarımızı paylaşıyoruz. Bazen sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Bazen acılarımıza ortak ediyoruz sizi. Bazen sevinçlerimize ortak ediyoruz. Biz birbirimizi tamamladığımız sürece, birbirimizi anladığımız sürece, birbirimizi, rengimizi, görüşümüzü, mezhebimizi, birbirimize olan saygıyı kabul ettiğimiz sürece bir insanlık vasfını kazanıyoruz. Belki de insan olmanın en güzel hasreti bu. İnsanda merhamet olmalı, vicdan olmalı, adalet olmalı, dürüstlük olmalı. Ve biz kargaşaların içerisinde eskisi gibi olamıyoruz. Eskiden olduğu gibi bindiğimiz otobüste, girdiğimiz AVM'lerde, eskiden olduğu gibi bakkala girip bakkal abimizle, bakkal amcamızla artık ayaküstü sohbet ve muhabbet edemiyoruz. Çünkü biz birbirimizle aynı binada birbirimizi tanımıyoruz. Birbirimizi hatırlamıyoruz. Çok zorunda olmazsa birbirimizi aramıyoruz ve sormuyoruz. Artık birçok alanımızı artık duvarlar öre öre öre, duvar koya koya, maalesef ki menfaatimiz ve başka planlarımız, programlarımız olmazsa zorunlu durumda bayramdan bayrama bile insanlar ne sıla-i rahim yapıyor, ne büyük ne de küçük herhangi bir mantık kalmadı. Böyle bir ilişkilerimizde, böyle bir insani yapımızda, böyle bir yozlaşmanın eşindeyiz. Bu benim şahsi görüşlerim. Oysa eskiden bayramların bir önemi vardı. Komşuculuğun bir önemi vardı. Birinin ağrısı olsa, hastası olsa, ölüsü olsa, dirisi olsa birbirinin haberleri olurdu. Birbirlerine dayanışma örneği gösterip birbirlerinin acısına omuz verilirdi. Onların acısı dindirilirdi. Düğünü varsa düğününün şen ederlerdi. Sevinçlerine ortak olurlardı. Ama kimimiz için ekmek kargaşası, kimimiz için büyükşehir kavgası, kimimiz için de başka bahaneler veya başka sıkıntılar, maalesef en yakınlarımızdan tutun da en uzağımıza kadar, az önce de söylediğimiz gibi, ilişkilerimizi bu denli yozlaştırdı. Bu denli birbirimizi birbirimizden uzaklaştırdı. Geriye baktığımızda paylaşacak çok fazla da bir şeyimiz kalmadı. Dediğim gibi çok zorunlu olmadığımız sürece artık sosyal medya platformunun arasında kaybolup gittik. Hepimizin elinde telefon, internet veya sosyal alanlarda artık birbirimizle olan sohbetlerimiz, muhabbetlerimizle veya gitmiş olduğumuz misafirliklerde de herkesin elindeki telefonla en yakın misafir, en yakın ev sahibi oluyor. Yani eskisi gibi öyle köy odaları kurulup, köy sofraları kurulup birbiriyle eski yeni yad edilmiyor. Hani bizim dönemde, bizim kuşakta belki bir avuç insan kaldı. Bu yaşanmış olan son dönemde, son kuşak, bundan sonraki kendi çocuklarımız, kendi evlatlarımızın kuşağındaki yaşanacak ve gelinen noktayı da artık merak bile etmek istemiyorum. Çünkü artık şu anda böyleysek bundan sonraki evreleri ve devreleri çok fazla düşünmenin de çok fazla anlamının olmadığını belirtiyorum ben kendime göre sevgili izleyiciler. Ahmet Kaplan abimiz bizi izliyor. Ahmet Kaya hocam bizleri izliyor. Hatay'a Reyhanlı'ya selam olsun. Çok değerli, kıymetli hocama. Saadettin Güldal'ı Hatay'dan izliyor bizi abimiz. Abdullah Vuran kardeşimiz de bizleri izliyor. Ona da selam ve saygılarımızı yolluyoruz. Her nereden bizi izliyorsanız, nereden dinliyorsanız sizin de duygularınıza, düşüncelerinize tercüman olabiliyorsak ortak hayat kavgamızda ne mutlu diyoruz.
bizi takip edip bizi destekleyen, izleyerek, dinleyerek, yorumlayarak bizleri önemseyen tüm gönül dostlarıma kucak dolusu selam ve saygılarımı yolluyorum. Hepiniz benim için çok kıymetli, benim için çok değerlisiniz. Ve ben hayatımı kazandığım, ekmeğini yediğim gazetecilik ve radyo televizyon programcılığında ve yazarlık dönemimde ilk kitabımı liseden sonra çok toy dönemlerde çıkarmıştım. Umut Çiçekleri diye 1995 yılındaydı. Ben ona hep Cin Ali gibi bir kitap diyordum. Mesela Cin Ali diye bir ilk öğretimlerde dağıtılan kitaplar vardı. Bizim yaş grubundaki olanlar bilir. Adını Umut Çiçekleri koymuştum. Benim ilk umudumdu, ilk umut çiçeğimdi. Hani ilk emeklemeye, yürümeye bir kalkışımdı. O toy dönemlerinde Umut Çiçekleri kapsam olarak, teknik ve teknolojik olarak şu andaki offset baskılar için söylüyorum. Bu kadar olmamasına rağmen çok iyi destek olmuştu. Sonra da sevgili dostlar, 2000 yılında Ağlamak İstiyorum, 2007'de Kaybolan Yıllar ve Sen kitabımıza da büyük destek vermişti. Bu konudan dolayı da çok teşekkür ediyoruz insanlarımıza, dostlarımıza. Bu nedenden dolayı da insanların hem kitap çalışmalarımıza hem roman çalışmalarımıza ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi YouTube kanalından da izleyip takip edebilirsiniz. Bahattin Söylem olarak kanalımıza birçok dostumuz, birçok arkadaşımızın abone olduğunu biliyorum. Ücretsiz zaten biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak bizlere de hem çalışmalarımızı takip etme açısından hem de bizlere destek verme açısından bunu önemli buluyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bahattin Söylem olarak YouTube'da bize abone olarak. Bu gece de kendinizce birkaç kelam edip kıssadan hisse çıkarmaya çalıştık hikayelerimizde. Özellikle Çanakkale beni çok duygulandıran, beni derken yani millet olarak herkesi çok yakından duygulandıran, çok onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz millet olarak büyük bir kazanımın Çanakkale'si bizim için ve benim için çok, beni çok etkiliyor özellikle. Özellikle tarih kokan, vatan kokan hikayeler beni çok yakından ve derinden yaralıyor. Çok önemsiyorum. Bazen ilgimi çeken, önemsediğim hikayeleri de bizi izleyip dinleyen dostlarımızla da paylaşma lüksünde bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım dinleme imkanı ve fırsatı bulmuşsunuzdur. Eksikler olabilir. Bu bizim kendi anlatımız, kendi anlatım üslubumuza göre, kendi yorumlama üslubumuza göre yorumlamaya gayret ettik, gayret etmeye çalıştık. Buna benzer yine vatan kokan, tarih kokan, bayrak kokan ve toplumumuzun insanlık kokan hikayeleriyle zaman zaman sizlere sohbetimiz karşınızda olma fırsatı verirse Rabbim, biz yine sizlere birkaç kelam, birkaç hatırayı anlatmak için zaman zaman ekranda olmayı sürdüreceğiz. Fırsat buldukça sosyal medyadan, fırsat buldukça televizyon ekranlarından, YouTube kanalından sizlere bu tür hikayeleri anlatmaktan bıkmadan, yorulmadan devam edeceğiz sevgili dostlar.
Herkesin günü, gecesi güzel olsun diyoruz. Herkese selam ve saygılar sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Geceniz güzel olsun sevgili dostlar.